efsane kampanya geri döndü. İlk iddia kuponun Tuttur'dan hediye. Yorumlardaki linkten üye ol, efsane fırsatı kaçırma. Tuttur, en kral sensin. Tuttur'un efsane ilk kupon hediye kampanyası sürüyor. Hemen onu hatırlatmayı yapalım. Daha sonra maçlara geçeceğiz. Kupon yapıyorsun, kupon bedelini bonus olarak Tuttur.com size hediye ediyor. Golden yana. Evet, Norveç Karadağ ekibimiz. Norveç Karadağ 2.5 üst. Norveç, o da bizim maça bağlı. Evet. Bizle beraber kalırsa 5 puan atarlar Norveç. Bizi yenerlerse fark atarlar. Evet, evet, bence de. Yenilirlerse onların da maçı sıkıntılı maç o. Karadağ da kıl bir takım yani. Ama Karadağ da o zaman şey yapar. Bir hareketlenir yani. 2.5 üst diyorum ben ona. 2.5 üst. Ben de karşılıklı gol diyorum. Güzel. Yani hiçbir şey demiyorum maça. Karalıyorum üstüne bu maçın. Hırvatistan Slovakya. Son durum nasıl acaba Hırvatistan'da? Kroçya hiç bilmiyorum abi. Hırvatistan kazanır bence. Öyle mi? Slovakya iyi değil ya galiba. İyi değil mi? Bilmiyorum ki. Hamşik kadrodan mı? İşte bir Hamşik. Sağdan sağa Hamşik. Ya şeyi yenileyemediler. Kadroyu yenileyemediler. Şükrü çeşitli. Öyle bir sıkıntı yaptılar. Hırvatistan kazanır bence. Bence de kazanır. Makedonya Almanya. 3.5 gol istiyor. Total mi? 3.5 yani en az 4 gol izleriz maçta. Makedonya Almanya'yı Almanya'da yenen. Evet. Ve bunu Dünya Kupası elemelerinde başaran 50 sene sonraki bir takım. Evet. 50 sene mi 30 sene mi ne önce ve Kuzey Makedonya olarak başardılar bunu. Yani 30 sene önce bir yani. Ama o hocayı yediler. Babayı yediler yani. Angelovski gitti tabii. Angelovski hocama siyasi kulis kumpaslarla götürdüler. Tamam mı? Ben sana söyleyeyim. Tabii vallahi bakan falan, onu oranın bakanı falan sevmiyormuş şeyi. Angelovski'yi. Bizim önümüze geçti adam falan. O yüzden burada Almanya, Hansi Flick hocam da sen misin yenem der. Burada Almanya 3.5 üstü atar abi. Sadece Almanya atar mı? Onların bayağı yüksektir. Sadece Almanya 3.5'ün üstünde koyar. 4 tane falan atar. Bak görürsün. Ben İntikam daha maçı diyorlar. Ben daha garanticiyim. Ben 4 gol üstü diyorum yani. 4 golü üzeri diyorum ben yani. Sadece Almanya en az 4 atar. Güzel. KG var diyorum ben de maçı. Makedonya gol atar. Devam edelim. Salı. Yine devam edilmeyecek bir maç. Portekiz Lüksemburg. Öyle deme ya. Atar mı? Atamaz. Atıyor abi herkese. Atıyor abi adamlar atıyor. Portekiz'e atamaz bence. Bence de atamaz. 5-0 biter bu maç. Skor verir. Lüksemburg'da da golü kim atar biliyor musun? Şerif Tiraspol efsanesi Real Madrid'de. Tisil atar abi. Lüksemburg'lu mu? Lüksemburg gol atar diyorum ben de. Evet. Öyle mi? Aha. Yüksektir onun. 2 küsür falandır yani bence. Lüksemburg gol atar. Cristiano Ronaldo en az 2 tane atar var mı? Vardır herhalde. Ondan de iddiada yok. Cristiano Ronaldo en az 2 tane atar. İddiada yok mu öyle bir şey? Yok. O zaman niye söylüyorum abi? Cristiano Ronaldo en az 2 tane atar. Lüksemburg kazanır. Ne söyledin abi? Yani. Portekiz kazanır. Portekiz kazanır. Aman abi. Portekiz kazanır. Ben Portekiz gol atar diyorum ama yani. Ben 4.5 üstü atar Portekiz diyorum. Yani tek başına. O kadar atamaz. Kime atmış o kadar atamaz. Bütün hepsini veriyorlar. Cristiano'dan zorla. Döver başkası atarsa yani. Sırbistan, Azerbaycan. Gönlümüz Azerbaycan'la evet, birlikte ama Sırbistan kazanır herhalde. Ben 2.5 gol söylüyorum. Ben taraf bahsine buralarda girmiyorum abi. Ben bu maç çok saçma sapan bir maç olur. 2-3 gol falan olur. Yani tatsız bir maç olur. Şeye güvenemiyorsun. Tamam, milli forma o bu falan her şey tamam eyvallah da abi, futbolcular da bir yerden sonra su kaynatıyorlar. Veyahut da ya şey yapıyorlar, sallamamaya başlıyorlar. Kimisi istatistik için kasıyor falan yani. Doğru. Milli şeyin içinde bir de yoğun trafiğin de bir sıkıntısı var. Ben 2.5 gol üstü diyorum Sırbistan. Azerbaycan'a başarılar diliyoruz bu arada. Kesinlikle. Dileriz kazanır ama ben de çok pat olmayacak bu maçta. Azerbaycan gol atacak diyorum. 2.5-6 veya 2-3 gol diyorum ben de bu maç için. İsveç Yunanistan. Karşılıklı gol olur. Karşılıklı gol olur. Yunanistan gol atabilir mi ya? Atıyor abi adamlar. Atıyorlar. Bakasetas da atıyor abi. Siopis de çağrıldı değil mi bu sefer? Siopis de çağrıldı. Bakasetas var da başlayacak. Yok yok. Perkas. Musuras falan hep ortası abi. Santrifor var mı adamlarda? 4-6-0 oynarlar. Atarlar abi. Yunanistan gol atar abi. Peki. İsveç atar abi. Abi şey olur kahretti. Ben bu maça yorum yapmıyorum. Kim var acaba forvetlerinde ya? Şu an merak ettim ben. Bakalım Serdar abi tamam, sorunca. Söyleyeyim ben sana. Yani iyi orta sahancıları var. Bukulakis. Efendim Musuras. İşte, Musuras. Ya, bayıldım ya Musuras. Bakasetas falan iyi de. Ben sana söyleyeceğim. Bakasetas da ligin en formda oyuncusu. Ben de Şerif'in kalecisinin hastasıyım. Şerif Tiraspol. Mükemmel kaleci. Ama adamlar iyi bu arada. Yunanlar falan iyi stoper falan çıkartıyorlar. Bek oyuncusu falan çıkartıyorlar. Sokrates bıraktı mıydı takımı? Sokrates. Pavlidis diye bir adam var. Ha Pavlidis. İvan Pavlidis var. Vangelis Pavlidis abi. Vangelis Pavlidis. Bak var yani. Tanıyor musun abi adamı? Ne? İyi çocuk. Arka oyuncular. 22 yaşında aslanlar gibi çocuklar. Star lazım. Star oraya diyor Serdar abi. Haristeas'tan beri bir şey yok abi. Oo. Bak abi en son Yunanistan İsveç'i 2-1 yenmiş abi mesela. Kim atmış golü bak bakayım. Ortası atmıştır. Bir tane stoperdir. Dur bakacağım şimdi. Bir stoper bir ortası atmıştır. Acaba iddia giriyorum. Bence Bakasetas attı biri. Pavlidis'in golü var abi. İşte. Fark. Birini Bakasetas atmış. Tamam mı? Bakasetas atar abi. Tamam mı? İkincisini de Pavlidis atmış. Adam ya. Solis ben dedim abi şey Pavlidis'i dedim ben. Abi tanımıyorum Yunanistan'ı, o yüzden İsveç-Yunanistan maçlarında... İsveç'te kim oynuyor santrafor? Yani bu maçta? İshak baba. Mı oynar? İshak baba. İshak baba. Sörlot'u da yedi İshak baba. Bak abi iyi futbolcu. İshak çok iyi ya. Hollandalı bir reis çalıştırıyor zaten Yunanistan'ı. Üçlü savunma falan oynuyorlar abi. Yunanistan'a karşılıklı golle 2,5 gol üstüne oyna abi. Peki gelişti ama Yunanistan ya. Alanya Spor sayesinde Yunan futbolu gelişti. Bakasetas, Siopis. Bence Yunan futbolu sayesinde Alanya Spor gelişti. Sanki Alanya Spor sıfırdan buldu çıkarttı adamları yani. Gutas. Bir kere bütün hepsi müthiş profesyonel. Gutas da çok iyi. Müthiş profesyonel. Milli oldu mu acaba Gutas? Bilmiyorum ama çok iyi. Adam Türkiye Ligi'nde birçok santrafordan fazla golle bitirecek seneyi. Yani 3 golü mü 4 golü mü ne var babanın ya? 5 maç 4 gol. Bir kere Yunan futbolcuların hepsi son derece saygıdeğer ve disiplinli. Aşırı da profesyoneller. Yani o anlamda iyi bir tercih Yunanistan tercihi. Yunanistan. Bir de yakın coğrafya. Adam alışkın. Tabii. Gidip geliyor rahat. Ailesi geliyor. Hani kültür çok benzer. Yemek çok benzer. Hemen adapte oluyorlar. Yani çok başarılı yani. Başarılı bir tercih yani. Yunanistan tercihleri başarılı. O anlamda buradaki oyuncuların da hemen hepsi katkı. Yani Pelikası'ndan Siopis'ine, Gutas'ından Bakasetas'ına hepsi katkı verdi. Bir tanesi katkı veremedi evvel zaman içinde. Çok azdır. Daha sonra şeyde de oynadı galiba. Giresunspor TFF1'deyken oraya da gitti galiba. Yanlış hatırlamıyorsam. Alanyaspor'un getirdiği Çavella, Siopis o pakette bir tane daha adam vardı. Bir tane daha vardı. 3 tane Yunan vardı. Üçlüydü. O bir tanesi böyle bir sallantılı evet. Bir şeydi. O iyi normal. İyi futbolcu değildir o. Ondandır o. İyi futbolcu. O futbolcu da iyi değildir. Ama onun dışında iyiler. Abi işte bak adam üçlü son mu oynuyor? Tsimikas'ın şeyinden faydalanıyor. Hücumundan faydalanıyor. Tabii abi Liverpool'un sol beki var abi adamlarda yani. O bayağı orada tepki çekti. Sonra herhalde savunması kabullendiler. Kötü. Savunması evet. Kötü. Hücum iyi. Yoksa her sene bir yere kiralanıyordu lafta. İyi oyuncu değil ya. Tsimikas ben Liverpool'da. Süper Lig'de çok iş yapar. Seviyesinde diyor. Yani mesela Fenerbahçe'ye koy Tsimikas'ı uçar gider. Alexeyas bir Yunanlı sol bek istiyordu. Oydu işte Tsimikas. Hayır Tsimikas değil. Stafylidis evet. Ha doğru. Stafylidis. Bohum'da tamam. Bohum'da ne işi var ya? Stafylidis. Oradan gitmiştir. Hoffenheim veya o şeydeydi. Ortopedik ayakkabı ismi. Her Taberlin'deydi oraya gitmiştir. Stafylidis. Türkiye'de var ya bir tane. Karışır değil. Ortopedik ayakkabı falan. İsim problemli. Evet. O zaman Konstantin derdin ya. İsmi Konstantin. Danimarka Avusturya. Oo. Hadi goy bitirmemiz lazım. Goy bitireceğiz ha. Sinirlendim falan diye. Karşılıklı gol var. Öyle mi? Tabii hiç karşılıklı gol var. Avusturya 0 diyorum ben maça ya. Puan durumlarına bakmadan uydurma tamamen. Esas İngiltere Macaristan maçı abi. Ona geliyoruz. Attila Szalai sakatlanmasında ne olursa olsun. Ona bir şey olmasın da. Bu maç bitirim maçı ya. Vedat Muric İngiltere'ye gol attı. 8 takım falan izlemeye geldi o maçtan sonra. Tamam Attila Szalai sakatlanmasın da ne olursa olsun abi. İngiltere kazanır abi. İngiltere kazanır da ben... Macaristan çok saygı duyduğum bir takım ama yenemezler İngilizlere. Mümkün değil yani. Evet orası biraz zor. Ben bu maçın ilk Danimarka'yı pas mı geçtik? Danimarka Avusturya. Danimarka karşılıklı gol var dedim ya. Sen beraber edildin. Ben bakmıyorum o yüzden. Ondan sonra Yıldız futbolcuyum. Küçük maça bakmam. Böyle uyduruk maçlarla ilgilenmiyordu ya. Küçük maça bakmam ben. İngiltere Macaristan. İngiltere Macaristan. İngiltere Macaristan. Bence uzak durun ya bu maçtan. İngiltere Macaristan Szalai sakatlanmasın. Yeter diyorsun yani. Benim için başka hiçbir maçı da kesilebilir diyor. Ama İngiltere yener. Bir de İngiltere böyle elemelerde acayip iyi gidiyor abi. Evet. Baba 10'la falan çıkıyorlar her tarafa. Turnuvalarda falan sıkıntı yaşıyorlar. Evet. Ama bunu kazanırlar. O neden oluyor ya? Onu hiç anlamıyorum. Abi turnuvada da işte adam finale geldi sonuçta bu sene. Penaltıya kadar getirdi işi yani. Onlar da şey gibi ama ya. Çok basit kurallarla gidiyorlar ya bazen Avrupa Ligi'nde falan böyle bilinmedik takımlar. Biraz onun etkisi vardı da. Valla işte yani. Yani sonuçta finale getirdi. Penaltıya kadar getirdi abi. Ne yapsın adam yani? Tabii canım. Abi Macaristan yok abi ya kazanması zor kazanamaz yani. Zor yani cidden zor yani. Şöyle bir gol belki atarlar ama yani 2 tane 3 tane yerler abi. Ben karşılıklı gol var diyorum bu maça abi. Macaristan bir tane atar diyorum yani. Ben de ilk golü Macaristan atar diyorum. Güzel. Zoboszlai falan. Ha, böyle tabii, bir gerginlik böyle. Zaten. Ama Macaristan çok saygı duyulması gereken bir takım. Tabii Marco Rossi ile inanılmaz iş yapıyorlar yani. Müthiş bir çıkış yakaladılar yani bayağı başarılılar. 2015'teki U20 turnuvasında çok iyilerdi. Hatta ama Alman bir adam çalıştırdı. Bu maçın Macaristan maçında İngiltere bayağı farklı kazanmıştı diye hatırlıyorum ben. İlk maçı mı? Yani Macaristan'da oynanan maçta İngiltere farklı kazanmıştı diye hatırlıyorum. Dur bakalım şimdi. Attila Szalai yedek miydi o maçta? 4 falan olmuş olabilir o maç. Bakıyorum. 4-0 falan mıydı? 4-5 öyle bir şey. Bu maç değişik. Evet 4-0 ha. Ama ikinci yarı oldu bütün goller. Öyle mi? İlk yarı 0-0 tabii. Ama İngiltere hep öyledir abi. Hı. İngiltere hep öyledir. Çözene kadar sonra. Yo, çözene kadardır İngiltere'nin olayı. Doğru. O zaman maçlara bakıyorum bir kez daha şöyle üstten. Bitti. Sonuna geldik programın. Sonuna geldik yani. Allah güzel programdı. Evet. Ağzınıza sağlık. Eyvallah, keyifle oldu. Çok teşekkür ediyoruz. Tutturanlar Kulübü'nün sonuna geldik. Evet. Stefan Kuntz'a. Aynen. Kardeşlerimize. Azerbaycan'a. Başarılar diliyorum. Azeri dostlarımıza, kardeşlerimize. İnşallah hem Norveç'i hem de Letonya'yı yenersek İkinci oluruz, playoff oynarız. Evet. Bak ben size söyleyeyim inşallah. Yani haftaya tutturanlara da umarım 6 puanla çıkarız. Evet, galibiyeti konuşuruz. Keyifli bir program yaparız biz de. Aynen öyle. Hoşçakalın, kendinize iyi bakın. Efsane kampanya geri döndü. İlk iddia kuponun Tuttur'dan hediye. Yorumlardaki linkten üye ol, efsane fırsatı kaçırma. Tuttur, en kral sensin.